Beni yuvada unuttular. Raşit Anaral. Sayfa 390. Şüphesiz hayatımızdaki olayların tümü sadece kendi çabalarımızla ortaya çıkmıyor. Başkalarının yaptığı işlerin de bizleri etkilediğini idrak etmek zorundayız. Hayatımız sadece kendimiz ve ailemizle sınırlı değil. Çevremiz hem bizi hem ailemizi etkiliyor. Bu açıdan bakıldığında ailelerimizi ve çevremizdeki insanları tek suçlu ilan edemeyiz. Onları etkileyen faktörleri görme, görmezlikten gelmek yanlış olur. Çevremizi etkileyen en önemli nedenlerin başında materyalist felsefeye dayalı ekonomi ve plansız şehirleşmeyi görüyoruz. Bu iki faktör... Olumsuzlukların ortaya çıkması ve tüm insani değerlerin erozyona uğramasına sebep oluyor. Türkiye'nin son 50 yıllık sürecine baktığımızda bu noktaya nasıl geldiğimizi daha iyi anlayabiliyoruz. Ekonominin araç olmaktan çıkıp amaç haline gelmesiyle insanlarımız bu çarkın dişleri arasında ezilmeye mahkum bırakılmıştır. Günümüzde ekonominin her şeyi belirler hale gelmesiyle Anadolu'muzdan göçler başlamış, büyük şehirler çaresiz insanların umut kapısı haline gelmiştir. Kendi derdine düşen bireyler ayakta durma mücadelesini sürdürürken ne yazık ki insani değerlerden de tavizler vermeye başlamışlardır. birçok aile ve akraba ilişkilerinin ekonomi uğruna feda edilmesi kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Büyük şehirlerde gece kondu mahallelerinde tutunmaya çalışan aileler kimliklerini ortaya koyamamanın şokunu yaşamışlardır. Şehrin kültürüyle kendi kimlik anlayışının çelişkesini yaşayan aileler, fertlerinin ahlaki değerlerini de rizikoya atarak olumsuzlukların girdabına sürüklendiler. Bireyler bedensel varlıklarını ayakta tutabilmek için doğal özelliklerini ekonomi uğruna feda etmek zorunda kalmıştır. Pazarlık etme gücünden yoksun bu insanlar elbette ki birçok insani değerlerden de vazgeçmek zorunda kalacaklardı. Büyük şehirler insanları medenileştirmek için bir araya topluyor diyemiyoruz. Fiziki yakınlık bazen insanları birbirinden uzaklaştırmaya bile vesile oluyor. Öyle ki aynı apartmanda birbirlerini hiç tanımayan insanlar mevcut olabiliyor çıkar ilişkilerinizin olmadığı kimselerin sizinle ilgilenmesi bir yana telefonda bile sizinle görüşme nezaketini göstermeyecek kadar insani değerlerini kaybetmesi üzücüdür. Dostluklarımız çıkar ilişkileri üzerine kurulmuşsa çıkarlarımız ortadan kalktığında dostsuz kalmamız da sürpriz olmayacaktır. Şunu bir gerçek olarak kabul etmeliyiz ki şehirler Ne kadar büyürse insanlar öz değerlerini o oranda kaybediyor. Şehirlere göç eden insanların zaafları veya şehrin yapısı bu insanlar üzerinde olumsuz neticelere yol açıyor. Her iki faktörün de insanların değişmesine bir katkısı var. Ancak şehrin sosyoekonomik baskısının her insana aynı oranda yansıdığı söylenemez. Zor şartlarda bireylerin olaylara gösterdiği davranışlar insanların gerçek karakterlerinin perde önüne çıkmasını sağlayan bir ölçü olabiliyor. Zaten erdemli, onurlu ve ilkeli insanlar da bu baskı sonucunda ortaya çıkıyor. İftarlar ve dini bayramlar insanlar arası ilişkileri geliştirmesine rağmen bu bozulmanın önünü alamıyor. Mevcut ekonomik kirlenme insani değerleri acımasızca yıpratmaya devam ediyor. Pragmatik dostlukların dışında gerçek dostlukların giderek erimeye yüz tuttuğu, iki yüzlülüğün hüküm sürdüğü bu dünyanın geleceği umut vermiyor. Pesimist bir görüşü temsil etmekten çok günümüzdeki gerçeklere tercüman olmaya çalışıyorum. Bencil insan tipi günümüzdeki materyalist ekonomi uygulamalarının sonucunda oluşmuştur. İstanbul'da mezarlık ve eski büyük camilerin kurtura, kurtarabildiği yeşil alanlar dışında nefis, nefes alabileceğimiz boşlukların kalmamasının nedeni de ekonomik kirlenme ile açıklanabilir. Ekonomik kirlenme sadece İstanbul'u ve Türkiye'mizi değil tüm dünyanın ekolojik dengesini bozmuştur. Türkiye toplumunu vuran bu tsunami elbette ki yuvanın veletlerini de vuracaktı. Şüphesiz teknolojiyle birçok şey kazanmıştık. Bu noktada kendi kendime soruyorum. Kazandıklarımız kaybettiklerimizden daha mı kıymetliydi? Başka bir yönden düşünecek olursak teknolojik gelişmeler insanların mutluluğuna katkı, katkı sağlamak içinse insanların eskisine nazaran daha mutlu olduklarını söyleyebilir miyiz? Yoksa mutluluk kavramlarının değiştiğinin farkında mı değiliz? Malatya çocuk yuvasının yatakhanesindeki camekanlı dolapta bayramlık elbiselerin hala durup durmadığını bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki bizler bu hayat yolunda o elbiselerden önce yıprandık. Acımasız hayatın bunca problemini genç yaşta çekmiştim. Daha büyük sorumluluklar yükleneceğim bir gelecekte karşı karşıyaydım. Doğrusu geriye dönüp baktığımda ve çocukluğumdaki hayatın özlemini çekiyordum. Malatya Çocuk Yuvası'ndaki sefaletin içinde ürettiğimiz mutluluğu arıyordum. Büyümek için bu kadar aceleye ne gerek vardı? Hayat yürüyüşündeki her adımımız sahip olduğumuz doğal neşemizi ve öz değerlerimizi alıp götürmüştü. Biz büyürken birileri de mutluluğumuzu yok edecek mayınları yolumuza döşemişti. Keşke beni yuvada unutsalardı. Keşke hiç büyümeseydim.